Merhabalar, Yan Yol'un 42. bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü başlığımız ulaşımda gecekondu çözümleri. Neden böyle bir başlık seçtiğimizi Melis birazdan açıklayacak olsa da genel olarak dolmuş, minibüs benzeri kayıt dışı ulaşım sistemlerinden bahsedeceğimizi söyleyebiliriz. Aslında ve benzeri de fazla oldu. Dolmuş ve minibüslerden bahsediyoruz. Ama hani sohbet bizi nereye götürür bilemeyiz belki. İş taksiye, Uber'e kadar varabilir. Ama dolmuş ve minibüsler bizim okuyup takip ettiğimiz kadarıyla çok ciddi bir halk için ayrışma noktası. Yani hayatımızı çok kolaylaştırdıkları gibi çok zorlaştırabiliyorlar. Hayatımızı derken yalnızca bireysel hayatlarımız değil, şehir hayatından da bahsediyoruz. Bu konu hakkında en çok bilgi sahibi olanımız Melis. Zaten çok hazırlıklı bir şekilde geldi. Ayrıca kendisinin bireysel akademik araştırma konularıyla da kesişiyor bu. Değil mi? Evet. TÜBİTAK'a yeni bir proje yazdım çünkü bunun için. Harika. İnşallah kabul edilir. tabii ki yani Melis bize çok ilginç şeyler anlatacak. Irmak da bazı istatistiklere baktı sanırım. Mevzuata huyu olduğu üzere. Ben de ortaya karışık baktım bir şeylere. Hatta bir tanesi baktığım bir makalelerden biri önümde bakıyorum. Onun için programı açarken hani ilginç bir böyle şeyle gerçeği dile getirerek başlayalım. Dolmuş bizim hayatımıza Türkiye'de nasıl girmiş? 1930'larda Eminönü-Nişantaşı arasında taksiyle gitmek için taksi şoförüyle pazarlık yapan Musevi bir iş adamı tarafından ilk bunun ortaya çıkarıldığı yazılmış İlhan Tekeli'nin 81 tarihli kitabında. İsmini de söyleyelim. Dolmuş'un öyküsü. Dolmuş'un öyküsü. Bu bana hakikaten çok ilginç geldiği için paylaşayım dedim programı açarken. Tabii bunun yani bir hani ekonomik siyasi arka planı da var. İşte bu Soğuk Savaş sırasındaki Marshall yardımları verilirken ülkemize. Bu kayıt dışı bir ulaşım sistemi olan dolmuşun, minibüsün halk tarafından çok daha fazla tercih edildiği fark edildiğinde işte böyle hani marka zikredelim şey değil nasıl olsa bu hani biraz tarihi bir şeyden bahsediyoruz. İşte DeSoto, Plymouth, Dodge, Chevrolet gibi marka böyle hani minik minibüs ulaşımına uygun araçlar Marshall yardımları kapsamında dahi ülkemize gönderilmiş. 40'larda Soğuk Savaş zamanında. O zaman sohbete şöyle başlayalım. Irmak bize neden ulaşımda gecekondu çözümleri gibi bir başlık seçtiğimizi anlatsın. Irmak anlatacak mı? Yok. Pardon, Irmak mı? Melis dedim. Özür dilerim. Melis demeliydim. Önemli değil. Rica ederim. Artık demek ki bütünleşmişiz ki. Ondan. Böyle üç başlı yok. Voltran'ı kurduk. Ya şimdi şöyle, minibüsle dolmuşun biraz daha farkı olduğu için aslında dolmuş için aynı şeyi söylemek mümkün olmaz ama minibüse gecekondu... Hemen bir parantez açabilir miyim? Tabii. Ben Ankaralı olduğum için bana göre hepsi dolmuş bunları. Evet, çünkü yok. Minibüs gibi bir farkı şey yok, yok benim lingomda. Çünkü Ankara'da burada minibüs denen şeye de dolmuş denir. Evet. Ama orada dolmuş, dolmuş vardır bir de. Ankara'da yok örneğin. Ankara'da ha, olmadığı için. Bize göre hepsi dolmuş onların. Anladım. Evet. Zaten işte dolmuşla minibüsün farkı da odur. Yani şimdi Ankara'ya sanki kötü bir şey diyecekmişim gibi olacak ama yani İstanbul'da dolmuşun ortaya çıkış tarihini de söylediğin üzere 1930'larda Musevi bir iş adamı tarafından aslında bir fikir olarak ortaya çıkan bir şey olmasının sebebi de tabii ki hitap ettiği zümrenin çok farklı olmuş olması. Hmm. Normal şartlarda taksi kullanabilen ve taksiyle evden işe giden insanların Türkiye'nin girdiği zor ekonomik koşullar altında onu bölüşmek durumunda kalarak gene aynı güzergahta ama gene iş adamlarının çoğunlukla kullandığı bir aslında servis sisteminden dolmuş türemiş. O yüzden dolmuş biraz yani gecekondu ulaşımı dediğimiz şey birazcık daha minibüsün tarihini içeren bir şey. O da şöyle, yani bunu pek çok programda çok defalar anlatmışımdır. Çok basit düşünecek olursak, bu Çiçek Abbas'la Şener Şen'in filmleri vardır, minibüs şoförlüğü yaptıkları. Aslında o filmler hakikaten de minibüsün tarihsel sürecini çok iyi anlatır. Sebebi de şu, gecekondu alanları biliyorsunuz ki genellikle kırdan kente göç etmiş ve sanayi alanlarında çalışan insanların barınak sorunlarını belediyeler ve devlet çözmediği için oralarda kendi barınak sorunlarını çözerek gecekonduları yapmışlar.
gecekonduları yaptıkları gibi aynı şekilde kendilerini iş yerlerine ulaştırmak için de çözümleri kendileri üretmek zorunda kalmışlar. Ve bunun için de kente gelen bu grubun içerisinden birileri minibüs alıp ya da kiralayıp işte ya da zamanla ücretini ödemek karşılığında bu insanları evlerinden iş yerlerine, ki zaten çoğunlukla da benzer yerler yani sanayi alanlarında çalıştıkları için belirli bir bölgedeki bir grubu belirli bir bölgedeki iş alanlarına taşımak üzere kurulmuş. Dolayısıyla da hakikaten gecekondu alanlarından türemiş ve gecekondu ulaşım sistemi. Ama daha sonra şöyle de anlatabilirim belki. Biz planlama ya da belediyede herhangi bir şeyle ilgili yetki sınırlarımız planda gözüken üzerinden olduğu için gecekondu alanları da planlarda olmadığı için yani aslında var olduğunu bildiğimiz ama görmezden gelinen ve aslında resmi olarak hiçbir planda olmayan bir yere siz zaten dolayısıyla otobüs servisi falan da koyamıyorsunuz. O insanlar kendi çözümlerini kendileri üretmek durumunda kalıyorlar. Ama zamanla özellikle de oy alma potansiyeli sebebiyle bu gecekondu alanlarında aflar çıkıp bu alanların barınma koşulları resmiyet kazandıktan sonra bu onların ortaya koydukları bu gecekondu tür ulaşım sistemi de aynı şekilde kabul görüyor. Ve bugün baktığınız zaman hani minibüslerin ya da dolmuşların seyahat hatlarına aslında İstanbul'un belki de çok da revaçta olan işte Büyükdere aksı gibi yani Beşiktaş'tan Sarıyer'e kadar giden hani artık sadece gecekonduluları sanayi alanlara taşıma niteliğini çoktan kaybetmiş bir sisteme dönüşmeye başlıyor ki zaten sanırım sorunun en önemli sorun olarak addetmemize sebep olan kısım da bu. Çünkü kendi içerisinde hala özel olan bir sistemi siz kamusal bir sistemin içerisinde bir şekilde entegre etmeye çalışıyorsunuz. Felçli bir omurilik gibi düşünülebilir. Hı hı. Tutmuyor yani o. Eli ayağı böyle boşta sallanıyormuş gibi oluyor. Ama zaten onun sohbetini yapacağız. Hı hı. Şimdi bu biraz ülkemize de değil de bölgemize özel, dünyadaki bölgemize özel bir ulaşım sistemi galiba değil mi? Evet öyle de diyebiliriz. Ama yani hani bölgemiz derken Orta Doğu coğrafyasından bahsediyoruz burada. Orta Doğu ve Güney ülkeleri diyelim. Ha evet çünkü senin Güney Amerika'da da şahit olup Meksika'da kullandığın benzer kayıt dışı ulaşım araçları vardı evet. Değil mi? Minibüs gibi. Örneğin, bu arada kayıt dışılığı şöyle kullanalım. Yani şu an gecekonduların, birçok gecekondunun resmiyet kazanması gibi bizim minibüs ve dolmuş sistemi de resmiyet kazanmış vaziyette. Ortaya çıkış şekilleri kayıt dışı olsa da şu an bu kayıt dışılık yani illegal bir şekilde varlığını sürdürmüyor. Evet, ama mesela onunla ilgili programdan önce şu aklıma geldi. Hani biraz da onun altını çizelim istedim. Çünkü hani belki cevap hakkı da doğuyor. Yani hani biri çıkıp dolmuşçular minibüsçüler odasından biz kayıt dışı değiliz. Değiller. Evet. Fakat burada belki kayıt dışı olan aracın kendisi değil, ferdi yolculukların kayıt dışı oluşundan bahsediyoruz. Yani otobüse bindiğinizde tabii. İstanbul kartınızı basıyorsunuz ve o otobüste yolculuk ettiğiniz daha sonra başınız yani bir problem yaşadığınızda bunu ispat edebilirsiniz. Ben şu saatte şu seri numaralı Akbil'le veya İstanbul kartla neyse şu araçta yolculuk ettim. Ama aynısını dolmuş veya minibüs için söyleyemezsiniz. Taksi için tabii. De söyleyemezsin. Fiş almadığın sürece taksi için de söyleyemezsin. Doğru. Mesela. Evet. Fiş almadığın sürece veya işte bu yeni çıkan bir taksi falan gibi uygulamalardan bir tanesini kullanmadığın sürece söyleyemezsin. Ben bu dolmuşu yani bu dolmuş veya minibüs işte ikisi aslında farklı şeyler senin dediğin gibi ama evet. Yine de hani biz beraber kullanalım. Türkiye haricinde yalnızca savaştan önce gittiğim Suriye'de fark ettim böyle bir ulaşım sistemi olduğunu. İşte bir de birkaç sene önce İsrail'de fark ettim. Hani İsrail'de aslında orası da bir Orta Doğu ülkesi olduğu için çok da farklı değil yani. Hani orada şey yapmamızda fark etmemizde. Şimdi orada da aynı bizdeki gibi yani bizdeki minibüsten ziyade hani otogarda minibüs gibi değil de otogardan dolunca kalkan işte sarı araçlar var. İşte hani şurası ne kadar burası ne kadar falan diye veriyorsunuz. Onlara da şerut deniyordu. Fakat programa gelmeden önce yine bir tarama yaptım ve öğrendim ki Haaretz gazetesinde çıkan bir habere göre Eylül 2016'da bu şerutların kaldırılması kesinleşmiş. Devamını takip etmedim. Kalkmışlar mı bilmiyorum ama
Yani hani böyle bir yönetmelik değişikliği, böyle bir yasa geçmesi olduğunu bizde de istediler okudum. De minibüsçüler odası çok kuvvetli. Evet, işte muhtemelen İsrail'de buradaki kadar kuvvetli baskın ve cemalbin minibüsçüler odası yok, şerutçular odası yok diye tahmin ediyorum. Çünkü bizde de ara ara gündeme gelip bir geliyor tabii, gidiyor, geliyor tabii. Gidiyor değil yani mi? Yani benim bildiğim kadarıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın zaten projeleri arasındaydı. Fakat hep seçim dönemleri bizde çok sık, işte seçim dönemlerinin aralarına artık referandumlar da sokmaya başladığımız için bunların hepsi de tabii ki belirli bir kitleyi kaybetmeyi göze alamayacağınız süreçler. Minibüsçüler odası da hem nüfus olarak kuvvetli hem politik olarak kuvvetli. Bir de tabii ki biliyorsunuz bir minibüs plakası sahibi belki 3-4 tane minibüs şoförü çalıştırıyor. Onların ailelerini ya da mahallelerini de sisteme kattığınız zaman... O zaman aslında şey yapalım, unutmadan işte hani bunun bölgemize, hatta bölgemizden de ziyade güney yarım küreye, aslında biz güney yarım kürede değiliz ama bir yarım küreyi falan karıştırmadan güney diyelim. Hani küresel kuzey, küresel güney diye ayrılır ya, yani Orta Doğu ve güney ülkelerinde görülen bir uygulama. Bunun batılı ve kuzeyli dostlarımız için ne kadar... tuhaf gelebilecek bir uygulama olduğunu şimdi arkadaşlarımız girerse eğer görselleri bu görsellerde görebiliriz. Şimdi ben bunları bu WikiHow denen siteden aldım. İşte yani hani Wikipedia ağının bir parçası ve sıkça nasıl yapılabildiği merak edilen işte sorulara böyle hani diyagramlı şekilli yanıtlar paylaşılıyor. Herhalde birisi de Türkiye'de nasıl dolmuşa bineriz diye sormuş ve merak etmiş olacak ki böyle bir şey yapılmış. Şimdi ben telefonumdan takip edeceğim. Siz ekrandan görüyorsunuz. Şu an birincisinde diyor ki 20 dakikada bir dolmuş durakları vardır. Durun elinizi sallayın durdurun diyor. Örneğin işte 2 numaralı görselde de diyor ki 10 dakikada bir gelmesini bekleyebilirsiniz diyor. Hani dolmuşun böyle bir kayıtlı kuyutlu tabelası olmadığı için. Üçüncü görselde diyor ki, bunu çok sevdim. Şimdi oturun ve ne kadar ödemeniz gerektiğini yapın diyor yani, anlayın diyor. İşte genelde bir tarif. Hani genelde bizde nasıl olur? Binersiniz şurası ne kadar, burası ne kadar ama tabii ki yabancı dostumuz bunu bilemeyebileceği için ve Türkçe de bilmediği için muhtemelen işte orada bir tarife vardır, oraya bakın. Hani gideceğiniz yerin adını oradan seçmeye çalışın falan diyor. Yazıyorsa. Ha, yazıyorsa o da eğer varsa yani. 4 numaralı görselde diyor ki önünüzdeki koltukta oturan kişiye parayı uzatın. Yani şimdi hani bu da beklenmedik böyle garip bir uygulama olduğu için yine... Sevgili sarışın ve batılı dostumuz için görseldeki. Beşincisinde de diyor ki, önümde açıyorum da ben, pardon. Şoför mü o? Yok, yaşlı biri. Diyor ki eğer yeterince koltuk yoksa çocukların koltuğu olmayan bir yetişkine yerlerini vermesi kibarlık olarak hani görülür diyor. Siz de böyle yapın diye. Canavara benziyor yetişkin ama. Evet, çünkü canavarlaşabiliyorlar yani vermezsen. Ha, o da doğru. Evet, o da doğru. Şimdi şey yapmayalım. Saygısızlık olarak. ben canavarlaşanlara söylüyorum canım. Tabii yok canım yani. %100 katılıyorum ben senin dediğine. Yoksa da son görselde de diyor ki 6 numaralı görselde. Durmak istediğinizde uygun bir şey bağırın diyor yani. İşte hey, ineceğim. Müsait bir yerde falan. Stop. Yani stop da olabilir. Çünkü hani Türkçe bilmediğini farz ediyoruz. Ama kibar bir şekilde değil böyle. Müsait bir yerde dediğinizi düşünsenize. Müsait bir yerde. Ha, ve işte aynı zamanda iyi akşamlar deyin falan da yazıyormuş. O da evet, ama hakikaten dolmuşun minibüsün şeylerini, belki minibüs değil de daha çok dolmuşun bir pratiği değil mi? Hani iyi akşamlar, iyi günler. Evet, orası daha minik bir sistem olduğu için. Genelde daha hani üst üste kucak kucağa gidildiği için. Zaten o kalabalığın içine inerken kime iyi akşamlar diyecek diyorsunuz. Evet. Bunu da böyle görmüş, biraz gülmüş olduk. Şimdi biraz işin
mevzuat ve Dur. Mevzuata girmeden tarafı... önce bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Şimdi bu örnek üzerinden, şimdi bir senin söylediğin şey çok güzel ve Vicky Howe'un gösterdiği şey de muhtemelen işte İstanbul'a yeni gelip minibüs kullanmak zorunda olacak ve başka bir toplu taşım aracı alternatifi bulamadığı için bir yerden bir yere onunla gitmek isteyecek insan için bir aslında rehber. Hı hı. Şimdi ben doğduğum, büyüdüğüm sistemin içerisinde minibüs ve dolmuşu tanıyarak ve kullanarak büyüdüm. Ona rağmen bu sisteme başka bir ülkede gittiğiniz ve yaşadığınız zaman, belki sen de aynı şeyi yaşadın İsrail'de, bilmiyorum. Ama ben bunu kendim Meksika'da şöyle deneyimledim. Oranın dilini bilmiyorsanız zaten çok büyük bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Ve gidilen güzergah da minibüs şoförü gene çok benzer şekilde çalışıyor. Demek ki aklın yolu bir güney ülkelerinde. İsterse güzergah değiştirebildiği için trafiğe göre, siz onun varsayılı güzergahına göre binip şu durakta ineceğim diye düşünseniz dahi, eğer o duraktan gitmezse bir anda şaşa kalıyorsunuz. Düşünsenize, çok yeni olduğunuz bir yer. Siz zaten oraya ilk defa gideceksiniz. İşte tesadüfen teknolojinin gelişmesi ve benim teknolojimin elimin altında olması, harita okuyabiliyor olmam, bindiğim minibüsün güzergah değiştirdiğini fark etmeme sebep oldu. Ama şimdi acaba oraya geri dönecek mi, dönmeyecek mi? Ben nasıl konuşacağım? İspanyolca bilmiyorum. Konuşamadığım gibi benim aksanımda adam anlamıyor da ben yazdığım, gösteriyorum gideceğim yeri, ama adam anlamıyor beni. Yani İspanyol aksanıyla konuşmamı bekliyor herhalde. Beceremiyorum ben de onu. Vereceğim parayla ilgili olarak aynen söylediğin gibi, yani gideceğim yeri söylüyorum ama adam anlamıyor ki benim gideceğim yeri. Neyse, çok önemli değil. Tam para alsın. O da sıkıntı değil. Ama ben ineceğim yerle ilgili sıkıntı yaşadığım, nasıl anlatacağımı bilemediğim, güzergahında... Yani dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum aslında... minibüs okuryazarlığı açısından başka bir ülkeye gittiğiniz zaman anında cahil konumuna düşüyorsunuz. İstediğiniz kadar sistemin nasıl çalıştığını bilin. Ya da durağını beklediğim yerde bir sürü minibüs geliyor aynı yerden. Hangi minibüse bineceğimi de bilemiyorum. Çünkü otobüste çok net bir şekilde nerede yazdığını bilirsiniz. Ama minibüste kendi keyiflerine göre bazı yan camına yazıyor, bazı ön camına yazıyor. Aynen Meksika'da da öyleydi. Bazıları oraya yazmış ya da o durağın adını yazmamış ama oradan geçiyor. Otobüste bellidir. Otobüste gidiş nokta, yani hangi yerden kalktı, nereye gittiği bir hattının numarası. Ve yan tarafında da işte belli başlı ana durakların ismi yazar. Hani yani birinde öyle, birinde öyle de yazmaz. Belki de vurgu yapmamız gereken şey kayıt dışılık veya kayıtlılık değil de acaba standartizasyon olabilir mi diye düşündüm şimdi sen bunu söyleyince. O da olabilir. Yani benim çalıştığım şeylerin bir parçası da bu. Bu da zaten biraz sonra konuşacağımız güvenlik meselesine de geliyor. Yani şeyi düşün, çok daha geç bir saatte ve çok daha az insanın olduğu bir şeyde güzergahını değiştirdi minibüs şoförü. İşte yani şimdi işte şey yapmak istemiyorum ama Özgecan olayında da tam olarak böyle olduğunu okumuştuk değil mi yani? Evet. Hani gitmemesi gereken bir yoldan gitmeye başlayıp. Zaten genelde öyle oluyor herhalde. Yani böyle çünkü Ocak ayında da Ankara'da bir özel halk otobüsünün şoförü bir kadına saldırıp tecavüz etti biliyorsunuz. O da işte kadın otobüste yalnız kalmış ve farklı bir yoldan yola sapmış. Şimdi ben de biraz bunlara baktım. Şimdi bir tanesi tabii günlük içinde bulunduğunuz aracın trafikteki güvenliği meselesi var. Bir, yani şoförün akıl sağlığı, ruhsal sağlığı yerinde mi, sakin bir insan mı? İşte bütün günü trafikte geçiren bir insan olarak yani biz bile bazen cinnet geçirecek mi? Bu şoförlerin özellikle dayanıklı ve ruhsal, fiziksel açıdan sağlıklı olmaları gerekiyor. İkincisi de tabii sizin dediğiniz gibi daha böyle zaten adli sicil kayıtları falan da isteniyor. Yani işte suça eğilimi var mı bu şoförlerin? Şimdi Melis'in de yönlendirmesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işte toplu ulaşım hizmetleri sayfasına girdim ben. Orada işte taksiler, servisler, personel ve öğrenci servisleri, ondan sonra minibüsler ve başka ticari taşıtlar için ruhsat sahiplerinden, yani ruhsata başvururken verilmesi gereken belgeler bir yanda, yani aracın sahibinin vermesi gereken belgeler, bir de aracın böyle bir araçta şoför olmak isteyenlerin vermesi gereken belgeler sıralanmış. Beni daha çok şoförlerin vermesi gereken belgeleri ilgilendirdi. Çünkü yani birebir muhatap olduğumuz kişiler onlar olduğu için. Şöyle şeyler var, ana başlıkları söyleyeceğim. Adli sicil kaydı,
bütün suçlar değil ama hangi suçlar olduğu madde madde belirtilmiş. Hı hı. Ben o maddelere bakmadım ama zannediyorum işte cinsel saldırı gibi suçlar da buna dahildir. Onun dışında psikoteknik raporu diye bir rapor isteniyor. Bu psikoteknik raporu karayolu taşıma yönetmeliğinde isteniyormuş bütün ticari araç sürücülerinden. Sağlık Bakanlığı denetiminde onaylı kurumlar tarafından kişinin bedensel ve psikolojik durumunun sürücülük yapmaya elverişli olduğunu, psikolog ve simülatör aletinin eşliğinde bir saat süren test ve bu test sonucunda verilmiş rapor diye tanımlanmış. Onun dışında işte bulaşıcı hastalıklar, göz sağlığı ve psikiyatri muayenesi. Yani bu psikoteknik raporunun üstüne taksi ve minibüs şoförlerinden psikiyatrist muayenesinden de geçmeleri gerekiyormuş. Aynı zamanda taksi şoförleri... Bunlar geçmiş halleri o zaman şu bunlar an. Bunlar geçmiş halleri, evet. Taksi şoförlerinin uyuşturucu kullanmadığına dair bir belge vermeleri gerekiyormuş. Bu yanlış hatırlamıyorsam servislerde değil ama taksi ve minibüs şoförlerinin bu belgeyi vermesi gerekiyor. Bu demin bahsettiğim psikoteknik raporun 5 yılda bir yenilenmesi gerekiyormuş. Şimdi otobüslerle ilgili böyle bir liste yok. Otobüs şoförlerinin nasıl işe alındığına dair de ufak bir araştırma yaptım. Pek bir bilgi bulamadım ama haberler buldum. İETT'nin şeyi varmış, otobüs şoförleri için bir eğitim akademisi. Özel halk otobüsü şoförleri de bu akademiye gidiyorlarmış. 8 günlük bir eğitim veriyormuş. 2014 tarihli bir haberde okudum bunu ama hala geçerli midir bilmiyorum. İşte bu 8 günlük eğitimden çıkan şoförler otobüs şoförü oluyorlarmış. Ortalama 2000 lira maaş alıyorlarmış. 15 yıllık bir otobüs şoförü de ortalama 3500 lira maaş alıyormuş. Şimdi bu belgeler yalnız bu listelediğim belgeler mevzuatta var mı yoksa belediyelerin değişik uygulamaları olabiliyor mu? Ondan %100 emin değilim. Yani herkes belki de kendi belediyesinin uygulamasına bakmalı. Ben bu demin bahsettiğim Ankara'daki olaydan bir örnek vermek istiyorum. Şimdi bu Ankara'daki otobüs şoförünün mazisi, adliye sicil kaydı çok kabarık. Haberde şöyle diyor, şimdi bu olay bu senenin başında oldu. 2015'te bir kadını taciz ettiği için 8 yıl hapis cezası almış ama cezayı temyiz etmiş. Temyiz süresince de tutuksuz, yani tutuklanmamasına karar verildiği için serbestmiş. Onun dışında, bir saniye şöyle çevirelim. Hakkında tutuklama kararı 29 Kasım 2016'da verilmiş. Bu tecavüz olayı da Ocak'ta oldu biliyorsunuz. 2 ay sonra yani. Tuncay'ın aslında hükümlü olduğu dosyalardan cezaevine girmesi gerekiyordu. Suç kaydına göre 2019'dan bu yana 4 kez ateşli silah taşıma, 6 kez kasten yaralama, 2 kez tehdit, 2 kez cinsel saldırı, 1 kez kamu görevlisine hakaret suçlarından yargılanmıştı. 3 ayrı davada ceza almıştı. Ve Ankara'da özel halk otobüsü şoförlüğü yapıyor bu kişi. Onun dışında bir de son olarak ben genelde taksilere biniyorum. Taksilerle ilgili de birkaç şey söylemek istiyorum. Ben Uber'i hiç kullanmadım şimdiye kadar. Ama kullanan arkadaşlarımdan memnun olduklarını duymuştum. Uber biliyorsunuz en son Aralık ayında Uber'e karşı da zannediyorum bu sefer taksicilerin lobisiyle ceza verilmeye başlandı. İşte araç sahiplerine, aracı kullananlara ve yolculara bile ceza verildi. 900 küsur araca sanıyorum ceza verildi. Şimdi taksiye binen birisi olarak şunu söyleyeyim. Yani minibüslerde zaten koşullar kötü ama taksilerde de koşullar çok kötü olabiliyor. İşte özellikle temizlik ve taksicinin agresif hareketleri sebebiyle ve bazen küfre varan, yani yanında yolcu olduğunu unutup kendisine yol vermeyen bir araca küfretmeye varan tavırları olabiliyor taksicilerin. Ama yolcuya da küfredebiliyorlar. Yani tartışırsanız. Hani o da oluyordur mutlaka. Çok olmayacak bir şey değil ben. Şahit oldum yani. Kovduklarını gördüm ben de. Yani hani onun istediği yoldan gidiyorsun gitmiyorsun ya da işte o mesafeye gidersin gitmezsin gibi tartışmaların sonunda in o zaman deyip E5'in ortasında indirdikleri oldu yani. E5 ortası biraz acıklı. Evet, acıklı olmuş. Şimdi Uber'in güzel tarafı ne? Uber'li hani daha önceki programlarda da konuşmuştuk. Kayıt dışı ekonomiyle ilgili konuşmuştuk sanırım. Hemen geri bildirim yapabiliyorsunuz bindiğiniz şoförle ilgili. Benim de aklıma şu geldi. Melis programdan önce şey dedi işte artık sivil polisler minibüslere biniyorlarmış ki işte minibüsle mesela bir yolculuk yapıyor. Yolculuğun sonunda şoföre işte sen şu kadar ışığı geçtin, işte şu ihlalleri yaptın falan diye geri bildirim veriyormuş. Benim de aklıma şu geldi.
Büyükşehir Belediyesi bir app yapsa, bütün bu kayıt altına aldığı taksileri ve minibüslerin bu app'ın içine kaydetse ve biz yolcular olarak bindiğimiz minibüsün ya da taksinin plakasını yazarak bir not versek. Yani böylece sivil polislerin falan binmesine gerek olmaz ve denetim işini kişilere vermiş olursunuz. Ve isimsiz olarak herkes yorum yazar diye düşünüyorum ben. Güzel bir girişim fikri. Sonra yan yolda her hafta girişim fikirleri de paylaşacağız. Takip edin, kazançlı çıkın. Sivil polislerin binmesinin faydası şu. Yani ben de bunu bu arada bu sabah haberlerde duydum. Ceza biliyorsun ki belli bir caydırıcılığı olan bir şey, ne olursa olsun. Dolayısıyla hani bizim vereceğimiz puanlar ya da bizim oraya yazacağımız yorumlar üzerinden ceza kesilemeyeceği için bir şekilde yapılan ihlallerin de cezaya çevrilebiliyor olması lazım. Hani, ama bizim yaptığımız yorumlarda işte bir performans sistemi getirilerek ya belki veya yapılabilir. İşte hani ceza puanı benzeri bir sistem üstünden işleme konulabilir. Yani hani sen kötü geri bildirim verdin diye tabii ki şoförün ceza alması ya anlamsız olur, evet. Ama hani nasıl trafikte de var olan ceza puanı sisteminin bir benzeri, belki bir hani performans puanı falan. Öyle bir şey yapabilirsin ama işte sonuçta cezaya çevrilmesi, yani bence her ikisi de bu arada birbirine paralel olarak devam edebilir. Evet. Fakat şöyle bir şey var, bunun üzerinden biraz önce senin anlattıkların üzerinden de aklıma gelen şey şuydu. Şimdi bu haberi yapınca tabii iki tarafla daha konuşmuşlar. Minibüs şoförleriyle konuşmuşlar, yani haberciler. Bir de minibüse binen yolcularla konuşuyorlar. Minibüs şoförleri diyor, zaten ortaya çıkıyor ki zaten çoğu taşeron. Yani biraz önce söylediğin şey üzerinden biz minibüse bindiğimiz zaman, yani muhtemelen o sivil polisler tabii ki ceza yazarken kontrol de ediyorlar. Yani onunla ilgili bir şey söylemediler ama acaba kaç kişi gerçekten o minibüsü kullanmak için ehliyet sahibinin aslı? Mesela taksiler için de geçerli. Adam diyor ki işte ben babamdan ya da işte kuzenimden aldım taksiyi, tabii. Bugün ben kullanıyorum. Tabii yani o çok olan bir şey. Dolayısıyla hani bütün bu testleri yapılan kişi onu alıyor. Ve ondan sonra başkasına veriyorsa, hani aslında onun sorumluluğunu hem vicdanen hem de hukuken taşıyor olması lazım. Bence yaptırımın bir parçasının da, yani çok ciddi bir boyutunun da zaten onu vermemesi için o tarafa yapılması lazım. Ama taşeron oluyor olmaları tabii bu aynı zamanda şunu getiriyor. Kayıt dışılık üzerinden, senin söylediğin şey üzerinden. Şimdi biz ne minibüse ne de dolmuşta tabii herkes oturduğu için yaklaşık olarak kaç kişiyle seyahat edip geleceği bellidir. Ama minibüste normalde ayakta almak yasak olmasına rağmen alındığı için şimdi oradaki ciroyu nasıl hesaplıyorlar? Tahmin üzerinden hesaplıyorlar. Şu saatte arasında çok yolcu olur. İşte 15 dakikada bir kaldırsak şu kadar insan kalkar gibi. Ve dolayısıyla o plaka sahibi ya da minibüs sahibi o şoförden ya da taşerondan onun belli bir miktar ücretini istiyordur. Çünkü bilet kesilmiyor elbette ki. Şimdi bütün bunlar belirli bir güven şey üzerinden kurulmak zorunda. Adamın dolayısıyla olabildiğince fazla seferi kısa sürede yapması lazım. Daha fazla yolcu alması lazım. Anlaşmayı tabii minibüs plakası ya da minibüs sahibiyle nasıl yaptığını bilemem ama yüzde üzerindense başka işler, fix bir para üzerindense başka işler. Yani günde bana 1.000 lira vereceksin diyorsa o 1.000 lirayı geçmek zorundaki kendisine de para kalsın. Yani aslında bütün bunlar tamamen işletme planlama uygulama açısındaki problemleri de açığa çıkartıyor bazen sanki. Bazen taksi şoförleri de şikayet eder ya, işte abi zaten bize ne kadar kalıyor, evet, işte bugün bugün vallahi bana 50 lira kaldı falan diye böyle anlatırlar ya. İşte, aynı sistem işte sanırım. Çoğu gün aslında zararı cebimden kapatıp veriyorum yani diyenler de oluyor. Çünkü hani şey, taksinin sahibine belli bir para ödemesi gerekiyor günlük olarak. Yani falan. Ve o adamlar acaba bu senin söylediğin bu testlerden geçiyorlar mı gerçekten? Yoksa esas sahibi mi geçiyor? Hani onu bence kim denetliyor? Bence şoförler geçiyor. Yani şoförlerin geçmesi gerekiyor. Gerekiyor, ama evet. Ama mesela ben çok yorgunum, benim kuzenim kullandı taksiyi dersen. Ama yani şimdi şöyle bir gerçek de var. Üçümüzün de ehliyeti var galiba, değil mi? Yani ben hani kullanmasam da araba ehliyetim var. O hani sınavlara, testlere, işte sağlık kontrollerine girdim. Yani eminim siz de hatırlıyorsunuzdur. Örneğin ehliyet alırken girilen psikolojik kontrol yok gibi bir şey yani. Zaten merhaba. Zaten bu psikoteknik şey bile bir saatte veriliyormuş. 60 dakikalık yani bir testmiş. Saat dayanırsın. Bir saat yine iyi. Bir 12 saat iyi dayanamazsın. Yani aslında hani benzer şeyin ehliyet alan herkese yapılması lazım. Yani belki ben herhangi bir soru dahi sorulduğunu hatırlamıyorum muhtemelen. Yani bu kişi bana baktı hani
görüntüme göre bir karar verdi kafasında. Diğer bütün sistemlerdeki bozukluklar ya da yozlaşmalar birbirini tetikliyor tabii. Ya ben sağlık raporu alırken de bana doktor gözün bozuk mu dedi. Değil dedim. Evet. Bir daha bakmadı yani. Yani şunları okuyabiliyor musun dedi. Pardon. Sordu. Tamam okudum. Yani. Ama hani böyle göz testi öyle yapılmaz mesela falan. Evet. O sadece göz testi. Ya ama böyle arada haberlerde şeyle aslında keşke birkaç tane öyle haber getirip eminim minibüse doğmuş şoförleriyle ilgili de öyle haberler çıkmıştır işte. Tek gözü görmediği halde 10 yıldır taksi şoförlüğü yaptığı ortaya çıkan kişi falan. Hani benzer haberler okumuşsunuzdur siz de yani okuyoruz. Evet. Hep şey diyoruz hep böyle hani Türkiye deyip geçiyoruz hani böyle şeyler okuyunca da. İşte yani hani bu... biraz şeyi hatırlattı bana yani depreme neden hazır değiliz programında konuşurken şunu dedik ya yani sizin kendi eviniz, ofisiniz veya neyse yani bulunduğunuz binalar ne kadar sağlam olursa olsun siz bundan ne kadar emin olursanız olun gün içinde şehirdeki diğer binaları da kullanıyorsunuz. Yani bu da trafikte de aynı şey. Yani ya da komşu bina sizin üstünüze yıkılabilir. Evet yani siz hiç minibüs dolmuş kullanmıyor olabilirsiniz. Taksi bile kullanmıyor olabilirsiniz. Farz edelim özel şoförünüz var. Yine de bunlar trafikte tehlike unsurları. Tabii. Yani metrobüs o şemsiyeyi kafasına vurulan yani evet, metrobüs evet. Nasıl girmişti arabaların arasına? Sürekli şey haberleri duyuyoruz. İşte kaldırıma çıkan otobüsler, minibüsler, yayaları ezen. Evet işte yani. Daha geçen gün bir tane duydum kaldırımda bir üniversite öğrencisi kız hayatını kaybetti. Yani bunlar da sıklıkla oluyor. Evet. Bir de yani şoförlerin sanki çalışma koşullarını da iyileştirmek lazım gibi geldi bana. Yani minibüslerin, taksicilerin ne kadar para kazandığını bilmiyorum da otobüs şoförlerinin 2000 lira kazanıyor olması ve 15 yıllık bir otobüs şoförünün 3500 lira kazanıyor olması bana yani hem daha vasıflı insanların bu mesleği seçmemesine sebep olacaktır. Hem de yazık yani insanlar biraz daha fazla kazanmalı bence bu meslekte. İşte bir de 8 günlük eğitimin ne kadar yetersiz olduğunu biz görüyoruz. Yani şöyle düşün, o eğitimin içerisinde, yani benim kısıtlı bilgim var bu konuda ama o eğitimin içerisinde İETT'nin o anda kullanmakta olduğu otobüslerin de nasıl çalışan yani teknik bilgileri de veriliyor. Aha. Metrobüsler için de yapılmış da aynı şey. Çünkü hepsinin işte havalandırma sistemi, bir zırtısı, pırtısı falan filan markadan markaya ya da versiyondan versiyona değişiyor ya. Mesela bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi toplu taşımada sıcak ve soğuk iklim problemidir ya. Çünkü bir tek açmayı ve kapamayı biliyorlar mesela. Evet. Yani o 8 günlük eğitimde o aracın da her şeyini de öğrenmiyorlar aslında. Ya, öğrenemezsin bu zaten. Bu 8 günlük eğitimi 8 güne çıkarıldı. Yani iyi bir adım atıldı. Kaç günlükmüş Allah bilir. Kaç gün acaba ya? Vallahi. Ya süremiz azaldı. Ben bir makale getirmiştim. Çok ilgimi çekti ama artık şeyden Facebook'tan falan paylaşırım. Özge Merzalı Çelikoğlu ve Hilmi Berk Çelikoğlu'nun Network Industries Quarterly dergisinde yayınlanmış İngilizce bir makalesi. Başlığını söyleyeyim. Yani çok böyle hani güzel okunan bir makale. Kısacık bayağı da bana şey yani bu hani 3 sayfa bile değil ama minibüslerle ilgili daha önce düşünmemiş olduğum şeyleri düşündürdü. Onu da hani çok yani vaktimiz kalmadı ama dediğim gibi paylaşırız. Bana versene onları. Tamam ben daha direkt sana vereyim. Çünkü 2-3 dakikamız var çok kısa bahset. Evet. Yani hepsinden bahsetmek yani bu işte başlığını nasıl Türkçe'ye çevirelim? Küresel sistemlere yerel yaklaşımlar. İstanbul doğmuşlarındaki materyal kültür başlığı bu. Bu yazıda beni en çok düşündüren şu oldu. Hani muhtemelen ikinizden, sen hiç bilmiyorsun ama senden muhtemelen daha fazla bindiğim için dolmuş ve minibüslere. Şunu diyor yani yolcu, bu biraz daha işte işin belki biraz hani felsefi şeylerini de katmış işin içine. Yok, önemli bir şey. Yani bir minibüs yolcusu minibüse bindiği andan itibaren minibüs şoförünün otoritesine teslim oluyor diyor ve bunun işte ya bununla ilgili bazı gözlemleri, çıkarımları var. Şimdi ben de düşünüyorum evet. Yani gerçekten böyle. Ben o minibüse ayak bastıktan sonra o adam ne derse onu yapmak durumundayım. Başka bir otur. Kalk. Evet. İşte yerler boşaldı. Oturalım. Oturamam. Belki oturmak istemiyorum veya hemen ineceğim ama yani bunu böyle bir münakaşaya girmiyorsunuz. Yani bu hani karakter yapınız ne kadar çatışmaya müsait biri olursa olsun. Çünkü orada bir, ya yani orası küçük bir
onun toplum bir ülke gibi düşünüyor. Onun yani, özel onun kişisi. Olmak istemiyorsunuz. Evet, onun alanı, bir de onun onun çöplüğü. Yani bu hani o işte bu küçük şeyi beni bayağı düşündürdü o makalede. Evet, hani genelde böyle toplu taşıma araçlarında çıkan kavgalarda da hep yani son sözü şoför söyler ya. Yani mesela iki kişi birbirine girer. işte hakemdir. Hanımlar yapmayın işte, hani hanımlar. Niyeyse bak hemen şey, hanımların kavga ettiğini varsaydım. böyle pardon, benim dikkatim dağıldı çünkü rejiden yine vakit uyarısı geldi. Şey yani mesela taksiciyle de kavga etmezsin. Hatta yani eşin kullanıyorsa arabayı ya da sevgilin, bence onunla bile çok kavga etmezsin yani. Yok, bence takside yine iki kişi yani tek yolcu ve sadece şoför isen bence yine biraz daha münakaşaya uygun bir zemin var. Çünkü bir taksinin içinde bir hani taksi toplumu yok. Ama minibüste minibüsün içinde doğmuş içinde bir doğmuş toplumu var. Evet. Yani orada insanlar kamplara ayrılacak, ya seni tutacak ya öbürünü tutacak falan, taksiyle şoförle tek yeteksin. Belki daha kendine güvenli bir şekilde kavga edebilirsin o yüzden. Süremizin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.